Merhabalar ben Oğuz. Bugün çok uzun zamandır beklediğim, çok uzun zaman dedim de işte fragmanı yayınlandığından beri beklediğim Wednesday'in incelemesiyle karşınızdayım. Bu diziyi Netflix'te izlediğim en güzel diziler arasından bir tanesi olarak nitelendirebilirim. Gerçekten Tim Burton efsane bir yönetmen. Hani böyle ismini kullanıp da böyle büyük yatırımlar alıp saçma salak bir dizi sunmaktansa izlemesi güzel, seyir zevki veren, izlerken meraklandıran bir şey izlemek benim için gerçekten çok iyiydi. Yani beklediğime değdi. Başlamadan önce kanalıma abone olup paylaşarak ya da katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için teşekkür ederim. İyi seyirler. Sizlere ayrıca teşekkür ediyorum katılarak destek verdiğiniz için. Adams ailesini bilmeyen yoktur. Gayet böyle çok eski kült bir yapım. Bu dizide de Adams ailesinin bir üyesi olan Wednesday'nin hikayesini izliyoruz. Hikaye basit bir hikaye. Hani böyle çok derin, çok böyle anlamlı bir şey değil. İzlerken hani böyle ben beklemiyordum zaten böyle bir şey olmasını. Ama bu basit hikayede gerçekten merak unsuru vardı. İzlerken olayları siz de çözmeye çalışıyordunuz. Sizi sürekli hikayenin içinde tutan bir yapımdı. Ben bu tür yapımları çok seviyorum çünkü dizi boyunca bize foreshadowing gösterdiler. Foreshadowing yapımın sonu ile ilgili ipuçlar vermeleri demek. Yapımın sondaki ters köşe olayı da çok güzeldi. Tim Burton gerçekten bu tür yapımların efsane ismi. Hani Adams ailesi ile ilgili bir yapım olacak kim yönetsin deseniz ben Tim Burton'u seçerdim. Neden böyle düşündüğümü de bu yapımı izledikten sonra anlarsınız. Tim Burton'un filmlerini ben seviyorum işte Makaseller, Beetlejuice, The Nightmare Before Christmas, Corse Çılgın Marslılar, Abraham Lincoln Vampir Avcısı, Sweeney Tooth, gibi gibi efsane yapımları var ve tekrar tekrar izlediğim yapımlar bunlar. Özellikle Beetlejuice falan çok seviyorum. Oyuncu kadrosu falan da güzel ama bu adamın bir yaptığı şey var. Sürekli aynı kişilerle çalışması. Ben Wednesday'i izlerken sürekli iki kişinin bir bölümde böyle hani sürpriz olarak karşımıza çıkacağını bekledim. Çıksaydı da efsane olurdu çünkü iki karakterde yani bu iki kişi de bu yapıma gerçekten çok yakışırlardı. Keşke kadroda onlar da olsaydı. Bahsettiğim iki kişi de biliyorsunuzdur kim olduğunu. Ben yine de söyleyeyim bir tanesi John Depp diğeri de Helena Bonham Carter. Bütün yapımlarında neredeyse bu iki kişiyle çalışıyor. Hatta ben şeyi de bekliyordum. Winona Ryder'i de bekliyordum çünkü o da çok yakışırdı bu yapıma. Ama kadroyu böyle çok zengin tutmamışlar. Tabii ki ünlü oyuncular var kadroda ama çok böyle ön planda değiller birkaç tanesi hariç. Catherine Zeta Jones oynuyor mesela. Wednesday'in annesi olarak oynuyor ama çok fazla ön plana çıkmıyor. Bence ünlü oyuncuları bilerek ön planda göstermemeye çalışmışlar gibi düşündüm ben. Luis Guzman da vardı aynı şekilde babası. Ama o da çok ön planda değildi. Sadece hani birkaç bölümlerde gördük bunları. Hikaye çok fazla etkileri olmasa da varlıkları bile yetiyor bu karakterlerin. İsmini tam söyleyemediğimiz Game of Thrones'dan tanıdığımız uzun boylu bu abla da var yapımda. Hani bu karakteri ben ilk başta sevmemiştim ama sonlara doğru gerçekten sevmeye başlıyorsunuz ve güzel bir etkisi oluyor hikayeye. Hikayeye en çok etkisi olan böyle ünlü isimlerden bir tanesi de Christina Ricci. Gerçekten iyi bir oyuncu ama bu yapımdaki bütün herkes tecrübesiz olmalarına rağmen gerçekten güzel oyunculardı. Yani hepsinin rollerinin hakkını verdiğini düşünüyorum ben. Özellikle de Jenna Ortega, kız bu rolde oynayabilmek için yani rolü seçildikten sonra cello çaldığını önceden biliyor muydu bilmiyorum ama bu rol için ekstra çalıştığını biliyorum böyle araştırdım biraz. Hem kendisini cello çalmada geliştiriyor hem de eskim dersleri falan alıyor. Ve bu olaylar hikayenin küçük bir bölümleri çok büyük bir bölümü değil bu tür olayları ben çok seviyorum. Şimdi bir karakteri oynayan kişinin bu kadar küçük detaylar için bile çok çalışması çok güzel bir detay. Çünkü bu küçük detaylar izleyicileri karaktere daha çok bağlıyorlar. Mesela birinci bölümün sonunda bir cello çalma sahnesi var. Hani kızın gerçekten çaldığı belli. Ve hani böyle numaradan çalıyormuş gibi gözükmediği için bu sahne bence ekstra güzel bir sahne oluyor. Edim ailesi denince akla gelen en büyük şeylerden bir tanesi de Tink ve Ting'i de çok güzel bir şekilde koymuşlar. Çok beğendim ben. Hani beklemiyordum bu kadar güzel yapacaklarını bunu. Ama işte diyorum ya Tim Burton olduğu zaman gerçekten iyi. Yapımın sonunda yaptığı ters köşe falan gerçekten çok güzeldi. İşte en başta dediğim şey buydu. Hikayenin içinde seyirciyi tutabilmek için hikayede çözülmesi gereken bir şeyi bize de çözdürmeye çalışmışlar ve bunu çözmek için de kopyalar vermişler. Bu kopyaları yanlış da değerlendirebilirsiniz, doğru da değerlendirebilirsiniz. Ben kendimden söyleyeyim. Şimdi ben ilk başta yanlış değerlendirenlerden bir tanesiydim. Ben bütün bölümleri bir anda bitiremedim çünkü çalışıyordum. Çalıştığım için parça parça izleyebildim. Yapımı izlemediğim zamanlarda da metin hazırlıyordum böyle kafamda. İşte şunu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim falan diye. Metini yazarken olayı çözdüm ben. Ben ilk başta verilen ipuçlarını bayağı yanlış değerlendirmiştim. Ekmek almaya gittim bir gün böyle yürürken işte metini böyle hazırlıyorum kafamda falan. Sonradan dedim ki ana kötü karakter bu. Olayların sebebi bu işte bundan dolayı olacak falan diye yolda yürürken çözdüm mevzuyu. Filmin sonunda yaptığı ters köşede benim çok hoşuma gitti. Film artı 18 yaşınız tutuyorsa kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim Netflix'te var dediğim gibi. Buraya kadar çok fazla bir spoiler vermedim. Buradan sonrasında hoşuma giden detayları nitelendireceğim. İzlemediyseniz dizi ve spoiler yemek istemiyorsanız buradan sonrası spoiler dolu olacak videonun. Ve ailesi gerçekten karamsar ve kötü bir aile. Bunu herkes biliyordur. Wednesday'in de bu kadar kötü olması, soğuk olması falan çok güzel yansıtılmış. Wednesday'in çok samimi olsa bile kimseyle sarılmak istememesi Arkadaşını çok sevse de bunu belli etmemesi falan çok güzeldi. Okulda direkt olarak böyle kötü olarak nitelendirilmesi falan da çok güzeldi. Çünkü Adams ailesine yakışan şey budur. Şimdi ben hikayeyi izlerken biraz önce söylediğim şeyi spoiler'la anlatacağım. Kötü karakterin sürekli psikolog olduğunu düşünmüştüm çünkü hikaye bize bunu gösteriyordu. O kötü karakter ileride bu ortaya çıkacak falan diye ve psikolog da hani bunun yokmuş gibi bunu bilmiyormuş gibi davranıyordu. Ama bütün oklar canavarın Xavier psikologun da yani Valerie'nin de bu kötü karakter olduğunu gösteriyordu. Ama yapımın en başından beri bize direttikleri bir şey vardı okuldaki herkes anormal ucubeydi bir kişi insandı. Bunu yapmaların sebebi olarak da işte ucubelerle insanları böyle karıştırmak daha böyle güzel bir toplum yapmaya çalışmaktı. Yapımda sürekli normal insanlar görüyoruz ve normal insanların birçoğu öne çıkmıyor. Şimdi bize kötü karakter olarak bir insan göstermeleri gerekiyordu. Bunu da gözümüzün önünde tutmaları gerekiyordu. Bu karakter herkese ilk başta psikolog olarak geldi. Çünkü çok güzel bir şekilde göz önünde tuttular. Sarışınlı çiçekler falan detaylar gerçekten iyiydi. Aslında ilk başta ben şey düşünmüştüm İşte bu doktor öldükten sonra ölümü sahte çıkacak işte bir anda ben kötü karakterdim falan diyecek ama sonra dedim ki bu çok basit kaçar. Çünkü yapımcılar bunu istemiştir yani bunu düşünmemizi istemiştir. Ben ilk başta böyle düşündüm ama sonradan değiştirdim fikrimi çünkü çok basit kaçıyordu. Yapımda bize iki tane karakteri sürekli gösterdiler ve bir tanesi sürekli gösterilmesine rağmen biraz arka planda kalıyordu. Hani bu dengeyi tutturması bence gerçekten zor ve güzel bir şey. Sürekli gözümüzün önünde ama kim olduğunu bir türlü söylemiyorlar ve biz de merak etmiyoruz çünkü bu karakterin kim olduğunu önemsemiyoruz. Ama aslında önemli olan şey bu karakterin kim olduğu. Zaten yapımın sonunda anlıyoruz karakterin önemli olduğunu, olayların kit noktasının ne olduğunu falan. Yan karakterlerin hikayelerine çok fazla değinmemişler. Çok üzüldüğüm bir şey değil bu. Çünkü ben Addams ailesini seviyorum ve Wednesday'nin hikayesini merak ettiğim için izledim yapımı. Yani yan karakterlerin çok ön planda bulunmaması falan çok umurumda değildi ve gerçekten benim adıma soracak olursanız güzel bir detaydı. Kötü yanlarından bir tanesi yapımın erken bitti. Son bölüm biraz daha uzun olabilirdi çünkü bizim kötü karakterimiz geldikten sonra hemen yenildi. Hikayenin biraz daha uzatılmasını, biraz daha yayılmasını falan bekliyordum. Tabii ki kısa olması çok kötü olmamış. Çünkü hikayeyi ne çok fazla uzatmışlar ne çok kısa tutmuşlar. Aslında burada demek istediğim bu yapımı çok fazla uzatsalardı da üzülmezdim ya da kızmazdım. Çünkü başarılı bir yapım. Sizin fikirleriniz neler yapımla ilgili yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.